Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün her zamankinden farklı bir video. Bir gezi tarzında bir video olacak. Sabah saat 7 gibi Ödemiş'ten Ankara'ya doğru bir yolculuğumuz oldu. Şu anda da devam ediyor hala. Afyon'a girmek üzereyiz. Hazır Ödemiş'ten Ankara'ya geçerken yol üstünde şu anda da gündemde olan bayağı da sevilen dizi Gönüldağ, TRT1'deki Gönüldağ dizisi. Bildiğiniz üzere Eskişehir Sivrihisar'da çekiliyor. Sivrihisar'ın içindeki merkezinde çekiliyor. Geçerken oraya da uğramak istedik. Şu anda yaklaşık olarak bir saat 40 dakikalık falan bir yolumuz var. Aşağı yukarı 140 kilometre falan var. Oraya uğramak istedik. Orada da hazır yolda giderken de hem yolculuğumuzdan görüntüler alalım hem de oradaki görüntülerden, yani dizinin çekildiği yerlerde ilgili gezebildiğimiz, görebildiğimiz yerleri kameraya alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Yol boyu ara ara görüntüler almaya devam edeceğim. Yine orada da sizler için görüntüler almaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler hepinize. Şu anda Sivrihisar'a girmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir 2 saatlik bir yolculuktan sonra, yani Afyon'dan sonra 2 saatlik, Ödemiş'ten de yaklaşık 5,5 saat falan oldu aşağı yukarı çıkalım. Şu an Sivrihisar'ın içindeyiz direkt. Girdiğimizde şu karşıdaki dağlar muhtemelen dizdeki gördüğümüz, yani Gönül Dağı diye adlandırdıkları dağ olması lazım. Birazdan o
tek minareli olan meydana varacağız. Oraya vardığımda da çekimlere devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik orada görüşmek üzere. Burası da arkadaşlar dizideki meydan, tek minareli. Yanlış bilmiyorsam Kızıl Kılıç Minaresi diye geçiyor. Bu şekilde genelde Seferin Dolmuşu'nun falan olduğu bölüm. Böyle bir tek minareli meydanımız arkadaşlar. Burası da dizideki Münir Başkan'ın, yani belediye başkanının evi arkadaşlar. Bu kısımlar dizide hiç gözükmüyor ama yine burada güzel bir alan var arkadaşlar. Alan yapmışlar. Şöyle daha neteğinde Nasrettin hocamız. Bu şekilde buralarda farklı figürler var. Burası da arkadaşlar dizideki Taner'in evi. Evlerin çoğunluğu kullanılmıyor zaten. İçeride kimse yok, yani evler kullanılmıyor. Hemen az aşağıda da Ramazangil'in evi var. O şu anda orada set hazırlığı var arkadaşlar. Orada bir sahne çekecekler muhtemelen. Şu şekilde şu görünen ev hemen şurası. Şu gördüğünüz evde arkadaşlar dizideki Elif Hemşire'nin evi. Burası da arkadaşlar dizdeki Sefer'in evi, yanan ev. Şu an hala tadilatta olan ev. Bir türlü tadilatı bitiremeyen belediye var. Belediyenin bir türlü tadilatı bitiremediği ev. İzleyenler varsa hatırlarlar zaten. Bir önceki sezon finalinde düğünleri esnasında yanmıştı. Evet arkadaşlar, Sivrihisar gezimizi bitirdik. Çok fazla görüntü alamadım. Yani görebildiğim, bulabildiğim, tanıyabildiğim yerleri diziden aklımda kaldığınca çekmeye çalıştım sizlere. Bulamadığımız evler oldu. Veysel'in evi var. Bulamadık onu. Cuma beri. Şeyi tam çekemedik. Ramazan'ın Hüseyin'in evini tam çekemedik. O esnada bir orada set hazırlığı vardı. Videolarda da gördünüz. O yüzden bu kadar çekebildik. Yani olabildiğince çekmeye çalıştım. Tanıdığım, bildiğim yerleri dediğim gibi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Gelip görülmesi gereken bir yer mi? Evet, gezilebilir. Gezi amaçlı, tarihi açıdan güzel bir yer. Gelebilirsiniz, gezebilirsiniz. Oldukça güzel. İnsanları samimi, en azından yani hiç bilmediğim halde çoğu kişi yardımcı oldu, sağ olsun. Hangi evin ne tarafta olduğu konusunda, işte diğer konularda yardımcı oldular, sağ olsunlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ara ara bu şekilde gezi yaptığım zaman gezdiğim yerleri çekmeye çalışacağım. Sizler için gezilip görülecek yerleri. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.